Merhaba, ben diş hekim Pertev Kökdemir. Bugün yine sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. İlk sorumuz, kalp rahatsızlığım var, bypass ameliyatı geçirdim, diş tedavisi yaptırabilir miyim? Eğer bypass ameliyatı geçirdiyseniz, tabii ne kadar zaman önce geçirdiğiniz de önemli, kullandığınız, şu anda kullanmakta olduğunuz kan sulandırıcı gibi ilaçlar varsa, eğer cerrahi bir işlem yapılacaksa öncesinde doktorunuza danışarak bu ilaçların belli bir süre kesilmesi ve işlem sonrasında tekrar başlanması şeklinde ara verirseniz herhangi bir cerrahi işlem yapılabilir. Bunun dışında dolgu veya diş eti tedavisi veya kanal tedavisi gibi işlemlerin yapılmasında hiçbir sakınca yok. Eğer stent takılmışsa o zaman da antibiyotik profilaksisi altında hastalarımızın tedavilerini yine hiçbir sıkıntı çıkmadan yapabiliyoruz. İkinci sorumuz, dolgu yaptırdıktan sonra dişlerimde sızlamalar oluyor. Bu durum normal mi? Dolgunun derinliği ile ilgili olarak dişlerinizde dolgu sonrasında 3 ay hatta bazen 4-5 ay kadar devam edebilen soğuk hassasiyeti olabilir. Bu durum normal karşılanabilir. Ancak tabii ki 1 hafta 10 gün içinde geçmeyen bir soğuk hassasiyeti varsa diş hekiminize bir kez daha bir kontrol ettirmek isteyebilirsiniz. Ama eğer derin bir çürük tedavi edilmişse belli bir süre 3 aya kadar soğuk hassasiyeti olması normaldir. Eğer dolgu yaptırdıktan birkaç gün sonra sıcak hassasiyeti, daha doğrusu sıcak ağrısı başlıyorsa, yani bir çay yudumladığınızda gittikçe artarak şiddetlenen ve birkaç dakika içinde tekrar ortadan kalkan bir ağrınız oluyorsa, o zaman bu derin çürük ve üzerine yapılan dolgu çok da başarılı olamamış demektir. Aslında hekimimiz tabii ki bu şekilde denemesi çok normal ama kanal tedavisi ihtiyacı ortaya çıkmış ve kanal tedavisinin de yapılması gerekiyor demektir. Ama dolgunuz hiç bozulmadan ortasına ufak bir yuva açılarak o dişinizin kanal tedavisi yapılıp tekrar üzerine küçük bir dolgu konulabilir. Eğer böyle bir durum olursa da yine diş hekiminize vakit kaybetmeden başvurmalısınız. Dolgularımda renk değişimi oldu, ne yapmalıyım? Eğer 5 sene, 10 senedir kullandığınız dolgular varsa ve bu dolguların renkleri artık değişmişse ve eğer bu dolgular görünür bölgedeyse, yani dişlerinizin ön yüzeylerine yapılmış dolgularsa, dolgular kolaylıkla değiştirilebilir, yenilenebilir ve tekrar dişlerinizle aynı renkte dolguları kullanabilirsiniz. Diğer bir sorumuz, kanal tedavisi tek seansta yapılabilir mi? Evet, dişin durumuna göre yapılabilir. Eğer yeni bir kanala ulaşmış çürükse bu zaten tek seansta bitirilir. Ve eğer içindeki enfeksiyon tek seansta temizlenebiliyorsa yeteri kadar, o zaman yine tek seansta kanal tedavisi yapılabilir. Dördüncü sorumuz şu, sert fırçalamadan kaynaklı dişlerde lekelenmeler olur mu? Evet, olma ihtimali çok yüksek çünkü sert fırçaladığınız zaman dişlerinizde mikro çizikler oluşmaya başlıyor. Bu çizgiler zaman içinde derinleşebiliyor ve yediğiniz gıdalar, renklendirici gıdalarsa zaman içinde herkese göre daha hızlı bir şekilde renklenmeler oluşabiliyor. Eğer böyle bir durum varsa mutlaka diş hekiminiz bunun temizliğini yapacaktır ve gerekli önlemleri alacaktır. Diğer sorumuz, sağlıklı dişlere sahibim ama dişlerimin görüntüsünden memnun değilim. Diş etlerim ve dişlerime bir müdahale yaptırmam doğru olur mu? Eğer dişlerinizin görüntüsünden memnun değilseniz bu görüntü bozukluğu nereden kaynaklanıyor? Önce onu bir teşhis etmek lazım. Dişlerinizde çapraşıklıklar varsa aslında tam anlamıyla dişler için sağlıklı diyemeyiz. Çünkü çapraşıklık da diş sağlığını etkileyen bir problem. Bunların düzeltilmesi gerekebilir. Nasıl düzeltilir? Şeffaf plaklar yardımıyla veya zirkonyum yardımıyla dişleriniz aynı hizaya getirilebilir ve son derece hem estetik hem sağlıklı dişleriniz olur. Veya dişlerinizin uçlarında kırıklar, eğrilikler, bozukluklar vardır. Bundan dolayı sağlıklı dişlerinizin iyi görünmediğini düşünüyorsanız bunlar da bonding yöntemiyle veya yine zirkonyum yöntemiyle veya empres lamina tedavisiyle sağlıklı hale getirilebilir. Sizlerin de eğer bu gibi sorularınız varsa bizlere WhatsApp veya telefon numaralarımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.